Enflasyon roket gibi. Sabah öğrendik, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Yıllık enflasyon %36,08. Artık hiper enflasyon dönemine girdik. Ama dolar TL düştü. Buna rağmen 13 TL'nin altına enflasyonun beklentilerin, anketlerin üzerinde gelmiş olmasına rağmen dolar TL'nin akşam saatlerinde bir ara 13 TL'nin bile altına indiğini gördük. Bunun sebeplerini birazdan tartışalım. Ama önce verileri bir görelim. Yıllık bazda tüketici enflasyonu %36,08. Aylık bir ayda Aralık ayında %13,58. Bu arada üretici fiyatları da patladı, %80'e dayandı. Bunun tabii ki yatırım enstrümanları ve dolar TL için bir anlamı var. O da Türk lirası üzerindeki reel faizin görülmemiş seviyelere yükselmiş olması. -20'den fazla, -25'e yakın Hakan Kara'nın Profesör Doktor bugün paylaştığı grafiğe göre. Hakan Kara dedi ki ABD'de de reel faiz bizimki kadar düşük diyenler için kara bir gün. Biliyorsunuz ekonomi yönetiminden kimi yetkililer Amerika'da da reel faiz -de diyor ama orada -5 civarında, bizde -25 civarında. Enflasyon eğer önümüzdeki aylarda düşecekse tamam, o zaman sorun yok demektir. Nitekim Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor geçen hafta katıldığı bir televizyon yayınında Ocak ayı enflasyonunun Şubat'ta açıklanacak olan eksi olarak geleceğini öngördü. Ama yatırım bankaları onunla aynı fikirde değil. Goldman Sachs, Amerikalı Yatırım Bankası, enflasyonun Türkiye'de yıl boyunca %40'larda kalacağını öngördü bugün. İbrahim Aksoy, o da HSBC Portföy'ün baş ekonomisti, Nisan-Mayıs aylarında enflasyonun %42'ye yükselmesini bekliyor. Bu ne demek? Tabii ki reel faizin Türk lirası üzerinde çok uzun bir süre boyunca eksi seviyelerde kalması demek. Böyle bir ülkeye tabii ki kimse, hiçbir yabancı yatırımcı yatırım yapmaz. Nitekim geçen hafta swap'tan da 2.1 milyar dolarlık çıkış olmuş. HSBC Portföy'ün verilerine göre Eylül ayı başından beri de Türkiye'yi terk eden yabancı sermaye tutarı 9.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Yani 10 milyar dolara dayanmış. Çünkü evet, Türk lirasının hiçbir cazibesi yok. Fakat zaten biliyorsunuz iktidar da Türkiye'de artık sıcak para görmek istemiyor. Peki buna rağmen bugün dolar TL nasıl düştü? Neden düştü? Gün içinde dolarda %3,60'lık Türk lirası karşısında kayıp var. Oysa enflasyon anketlerden Anadolu Ajansı'nın, Bloomberg HT'nin, Reuters'ın anketlerinden daha yüksek geldi. Yani olumsuz bir sürpriz gerçekleşti. Buna rağmen dolar TL geriledi. Bunun arkasında acaba kur garantili TL mevduata yönelik teveccühte bir anda yaşanan artış mı var? Çünkü geçen haftaki verileri görmüştük. TL mevduatlarda bir ciddi bir artış, yani dövizde bir ciddi bir çözülme yoktu. Toplam aslında döviz mevduatlarında hatta 1.2 milyar dolarlık geçen hafta bir artış, yani 20 Aralık haftasında bir artış görmüştük. Peki bugün böyle bir anda bir çözülme mi oldu döviz mevduatlarında? Yoksa şirketlerin döviz borçları bu ay biraz daha az, geçen 2 aya göre, Kasım ve Aralık'a göre, onun etkisi mi? Yoksa Merkez Bankası'nın rezervlerinde yine bugün bir erime mi var? Bu 3 seçenekten hangisi dolar TL'deki bugün yaşanan düşüşün sebebi? Bunu önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Henüz daha Merkez Bankası'nın analitik bilançosu açıklanmadığı için bu soruya net bir yanıt veremiyoruz. Şimdilik seçenekleri ortaya koymuş olalım. Bu seçeneklerden hangisinin gerçekleştiğini bugün itibariyle yine önümüzdeki günlerde bu kanalda akşamları saat 20.30'da yayınladığım videolarda vermeye çalışacağım. Bugünün kazananı borsa. Borsa İstanbul bugün güçlü bir yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi %3,71, sanayi endeks %3,5, holding yatırımlar %3,61, bankalar %2,04. Bankalar niye bir miktar daha geride kaldı? Çünkü geçen hafta bu BDDK'nın açıkladığı ve döviz mevduatlarına yıllık %1,5'luk komisyon getiren yeni karar bankaları etkileyecek, karlarını düşürecek. Bunu zaten geçen haftaki videolarda görmüştük. Bugün Credit Suisse, bir İsviçre bankası, hangi bankalarda Türkiye'de daha fazla döviz mevduatı olduğuna dair bir kısa not paylaştı. Onu görelim. Sırasıyla en fazla döviz mevduatı bulunan bankalar, yani bu BDDK'nın kararından en çok etkilenecek bankalar: İşbank, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti. Buna karşılık diyor Credit Suisse, Halkbank ve Vakıfbank'ta, yani kamu bankalarında görece olarak daha az döviz mevduatı var. Peki
Artık yeni bir yıldayız. Borsa İstanbul geçen yıl ne kadar kazandırdı? Onu da bir görelim istedim. Bugün haftanın ilk günü, yeni yılın ilk iş günü. %25.8 TL bazında getirisi var Borsa İstanbul'un. Ama dolar bazında baktığımızda %29.3 kayıp görüyoruz. Diğer borsalar ne oldu? Dünya borsaları. Yani Türkiye'de Borsa İstanbul dolar bazında %25.8 kayıp kaybettirirken yatırımcısına, S&P 500 yıllık bazda, yani dolar bazında elbette Amerikan borsası, %26.89. Dow Jones %18.73 endeks. Nasdaq teknoloji borsası %21.39. Fakat bunlardan da daha fazla getiri sağlayan bir enstrüman var geçen yıl dünyada. Tahmin edenler olmuştur. Emtialar. Bloomberg emtia endeksi geçen yılın genelinde %27 kazandırmış yatırımcısına. Peki bu yıl ne olacak? Şimdi bu yıl farklı bir yıl. Onu geçen haftaki videolarda görmüştük. Artık Amerika Merkez Bankası parasal sıkılaşmaya geçiyor. Faiz artırımları yapacak bu yıl. Parasal azaltımı tamamlayacak. Artık piyasaya para pompalamayacak Mart ayından itibaren. Bu da dünya piyasalarında yeni bir iklim demek. Emtialar o geçen yılki hızlı yükselişi bu yıl yakalayamayacaklar. Citibank'ın öngörüsü ayı piyasasının emtialarda etkili olacağını Citibank, Amerika'nın en büyük bankalarından biri, öngörüyor. Evet, bugün başka bilinmeden geçilmemesi gereken bir şey var mı diye bakıyorum ekonomide. Hemen hemen her şeyi gördük. Yarın saat 20.30'da yine bu kanalda ekonomide, piyasada son 24 saatin bilinmeden geçilmemesi gerekenleriyle burada olacağım.